Avrupa'nın batının gözü de bu Gezi davası kararlarında. Çünkü daha önce de yapılan açıklamalar ve başlatılan bir ihlal prosedürü vardı Türkiye ile ilgili olarak. CHP Genel Sekreteri Selin Sayıkböke de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki konuşmasında Gezi davasına ve bu kararlara değindi. Bu kararların hukuki değil, siyasi olduğu açıktır dedi. Clearly, the verdict is political and not legal. Therefore, it's on us to identify the politics of it. The political goal is to intimidate the people, the democratic opposition, the rights defenders. And I underline, it's not because of the power they hold, it's because of their weakness. It's because of the power that is held by the democratic forces, those of us who are fighting to build that democracy, to protect the human rights. We have no doubt, we have no doubt that we will not allow for hypocrisy to win, hypocrisy that speaks the words of principles, but does not act the action of those principles. And it is the political fight of the Turkish people who will build that democracy. I have no doubt. Why? Because in the last local elections, this is what we did. Why? Because in Gezi, we protected the green of the city. Why? Because democracy will be alive as long as the Democrats fight for it. I have no doubt. We in Turkey will build that democracy. Thank you. ABD içerisinde de gündemde Türkiye'de alınan o Gezi davası kararları, ama ABD içinden yine ABD içindeki bir başka adrese eleştiri var. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Gezi davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kınamadığı için tepki gösterdi. Menendez, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün imzasıyla yayımlanan açıklamayı yeterli bulmadığını söyledi. Erdoğan gibi otoriter figürler bu sebeple yaptıklarını yapmaya devam edebiliyorlar. Mahkeme kararını kınamalıydık dedi. ABD Dışişleri'nin Kavala ve Gezi davası ile ilgili açıklamasında kararın kendilerini derinden rahatsız ettiği ve hayal kırıklığına uğrattığı belirtilirken kınama ifadesi kullanılmamıştı. Ermeni kültür mirası ve insanlık değerlerine olan büyük katkısından dolayı Kültür Bakanlığı bu öneriyi